Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda soru-cevap videoları ve test linkleri paylaşıyoruz. İzleyip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime fiil değildir? A. Dün akşam hep birlikte eğlendik. B. Büyük büyük dedeleri de İstanbul'da doğmuş. C. En sevdiği insan annesiydi. D. Ana haber bülteni 20'de başlıyor. Doğru cevap C şıkkı. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? A. Fırın kapandığı için simit alamadım. B. Çiçeği kurutmamak için her gün suluyordu. C. Parası yetmediğinden elbiseyi alamadı. D. Dikkatli bakmadığın için görememişsin. Doğru cevap B şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanmak sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? A. Börekler fırında yanmıştı. B. Sokak lambaları erkenden yanmıştı. C. İşe zamanında gitmezsek yandık. D. Bebek ateşler içinde yanıyordu. Doğru cevap C şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin yazımında yanlışlık yapılmıştır? A. Onunla ilgili her şeyi biliyoruz. B. Bu konu hakkında herhangi bir fikri olan var mı? C. Hayvanların birçoğu aç kalmış. D. Birkaç kişi top oynamaya gitmiş. Doğru cevap B şıkkı. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? A. Tıraş. B. Yalnız. C. Sürpriz. D. Art arda. Doğru cevap D şıkkı. Kanalımıza abone olarak destek verebilir. Bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızın açıklama bölümlerinde online test linklerimiz vardır.
çözebilir ve paylaşabilirsiniz.